Remzi abi bak, anlatacaklarıma inanamayacaksınız. Gerçek söylüyorum size. Bakın dayı. Kızım bir saniye olun. Dayı bak, bak inanamayacaksınız. Dayı bir bak. Ne var hayatım? Ya dayı çok kimse gelmedi ki açılışa. Oğlum bu metaverse olayı çok yeni bir olay. Biz anlatacağız mahalleliye. Sanal dünyada da gerçek dünyadaki gibi mal mülk sahibi olabileceklerini. Anladın? Göreceksin. Gelecekte bu mahalleli benim NFT'den heykelimi yapacak. Üzerinde de metaverse'deki güvercinler sıçacak. Göreceksin. Bak şimdi kardeşim. Ne yapacaksın biliyor musun yeğen? Ne yapacağız dayı? Şimdi bu limonataları alacaksın, misafirleri dağıtacaksın hadi. Ya dayı, benim gibi bir bilgisayar dehasına limonata dağıttırmak nedir ya? Bilgisayar dehası. Dehanın yaptığı robota bak. Deden bile daha hareket. Konuşabiliyor mu bu robot? Yok, içine kapanık. Başka bir hareket yapabiliyor mu? Çok utangaç. Kafka gibi robot yapmışsın. Dayı, annemin verdiği harçlıkla anca bu kadar oluyor. O kadar ödeneği anca bu. Allah'ım, hep söyle. Al şu limonataları dağıt şu anda. Of, tamam dayı ya. Hadi. Robota bak. Robot, şu robotu ikiye tak da vurdur, hareket edemiyor. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sevgili mahalleliler, artık hayatı ıskaladım diye üzülmeyin. Yok dedem zamanında o arsaları alsaymış, şimdi yırtardık demeyin. Metaverse Emlak size ikinci bir şans sunuyor. Artık sanal dünyada zamanında kaçırdığınız kelepir evleri, kelepir arsaları yeniden alabileceksiniz. Bundan nasıl mı olacak? Az sonra hep beraber göreceğiz. Mahallemize, dünyamıza ve galaksimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bravo. Hadi bakalım. At. Dayı. Heh. Makas kesmiyor. Oğlum bir sus Allah aşkına ya. Hayırlı olsun efendim. Hop. Güm. İşte bu. Hadi bakalım, buyurun, bekliyoruz hepinizi. Dayı robot. O da gelsin. Hadi. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Robot saksı gibi geliyor. Robot saksı gibi robot. Gel. Evet Ruşen amca, ne görüyorsun? Yavrum, işte burla bizim portakal bahçeleri. Anam, olacak iş değil. Ben ince buraları dayım giden evvel alabileceksin mi? Alabileceksin. Üstüne apartman bile dikileceksin. O bu gari. Dayım giller çatır çatır çatlayacak değil mi? Çatlayacak ama onun için biraz zaman var. Çünkü daha sanal dünyada hani böyle içsel duyguları yansıtmayı başaramadılar. Ama o zamanla olur. Zamanla çatır çatır çatlar, merak etme. İyi gari, iyi gari. Alıyorum ben gözlüğü o zaman. Al bakalım, al. Sağ olasın. Heh, böyle. Bence giden de kefen paramı çekip geliveren. Tamamdır Hüseyin amca. Hadi görüşürüz gari. Görüşürüz gari, hadi. Çak. İşte bu, benim yeğenim bu. Bak şu robotla bir tadım kaçıyor hani. Şükran ablam gel, sen de dene gel. Hayırlı olsun Necati Bey oğlum. Ay sağ ol ablam, çok güzel gel. Olmuş dükkanın maşallah. Gel gel, ver elini öpeyim ben. Yo yo yo, artık elmel öptürmüyorum, sıkıldım çocuğum. Dirsek öptürüyorum. Dirsek mi öptürüyorsun, niye? Yavrum niyesi var mı? Bir baksana şu ellerimin haline, bak bak bak. Buruş buruş, kırış kırış. Öpenin dudağına yapışıyor. Ben de mahcup oluyorum tabii. Dirsek öptürüyorum artık, ne yapayım? Olmadı omuz. O da olmadı. Arzu eden olursa kaval kemiğinden öpebilir. Kaval kemiğini öpmeyeyim de ben dirseğini öpeyim en iyisi. Ah. Dirsek öpenlerin çok olsun yavrum. Çok sağ ol ablam, çok sağ ol. Yavrum, yani böyle dünya kadar güzel isimler varken niye böyle garip bir metasar mıdır, ser midir? Böyle ne bu? Şükran teyzem, ha. Bak bu metaverse dediğim şey şu. Sen normalde alamadığın, ah şu arsayı alsaydım, ah şu evi alsaydım diyorsun ya. Artık sanal dünyada bunları alabiliyorsun. Bak, bak ben sana göstereceğim. Hadi canım. Şimdi bu gözlüğü takayım. Taksan şu gözlüğü, hop. Bu uzağı mı gösteriyor, yakını mı? İkisini de gösteriyor. Bak şimdi, ha. Hayat sen programı çalıştır. Bak şimdi, ne görüyorsun? Ay bir itfaiyeci var ayol. İtfaiyeci. Ay maşallah maşallah, Allah esirgesin. Nasıl da yakışıklı bir çocuk ayol bu. Ne yapıyor itfaiyeci? Ay dans ediyor, dans ediyor. Böyle yaprak gibi salınıyor. Hayat bir müdahale etsene oğlum, kapasana şunu. Kapanma odayı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu adam soyunuyor. Soyunuyor mu? Oğlum, hayır, ya kapat da oğlum. Hayır kapanmıyor. Ben kapat. Versen, versen. Ellerini kilitledin ama. Ellerini kilitledin. Ablam, ablam. Ablam, ablam. Amç. Ayol ben ne gördüm böyle? Ya ablam kusura bakma ya. Ayol ne ayıp şeyler gördüm ben böyle. Hayati. Ay
Çok özür dilerim Şükran teyze. Ya dayı, arkada bir program açık kalmış da. Terbiyesizler, ahlaksızlar sizi. Ne gözlüğüydü bu? VR gözlük. Utanmaz ahlaksızlar, edepsizler. Ay, nerede satılıyor bu? Teknolojik marketlerde. Terbiyesizler, edepsizler. Nerede bu teknoloji marketleri? Neredeydi hayat? İki sokak ötede var. Ha, iki yan sokakta var. Bir daha bu dükkana gelirsen iki olsun. Ahlaksız, terbiyesiz, utanmazlar. Hayat, ne yapıyorsun? Dayı, ben ergenim. Tamam, ergensin, anladık da ergenliğini içinde yaşa. İç dünyanı bize yaşatma, tamam mı? Kapat şunu. Başka kim denemek ister? Ben denemek isterim. Ya bir Nurten teyze bir dur Allah aşkına ya. Zaten ortalık karışık. Kapat şunu. İtfaiyeci bir dinlensin ya. Kuru pasta nasıl? Ya şu robot Allah aşkına yerinde dönüyor ya. Buna ne yaptın? Okey'e dönme özelliği mi koydun? Ne koydun bu robota sen? Sürekli böyle fırfır dönüyor robot. Hayırlı uğurlu olsun. Ablam ya, açılışı kaçırdı. Öyle güzel bir açılış oldu ki vallahi ya. Ay. Ne yaptın bize? Şekerpare. Yapma. Ya bayılırım. Yapacaktım. Ama malum şimdi içine şeker koysam çok maliyetli olacak. E hamur desen o da bayağı bir maliyet. Üstüne koyduğum fındık of 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 olacak iş değil. Ben de bir şey yapmadım. Konu komşu laf etmesin diye de boş tepsi getirdim. İyi yapmışsın ablacığım. Tepsiyi de komşudan aldım, bırakamam. Çok güzel. Afiyet olsun canım. Sağ ol abla. Anne, ne yapıyorsun? Hayati, senin ne işin var burada? Neden okulda değilsin? Anne, bugün açılış günü ya. Yarın giderim okula. Ayrıca hangi dahi okula düzenli gitmiş ki? Ay. Bizim evdeki süpürge mi bu? Heh. Evdeki süpürgeyi buraya mı getirdin? Anne, süpürge değil o, robot. Hatta adı da büyük X, küçük W, 1, 2, 5, büyük M, küçük, büyük L, 1, 5, 8, büyük P, küçük I. Ya Wi-Fi şifresinin robotun adı yapmışsın, bir de kendine dahiyim diyorsun. Heh. Sen veriyorsun bu çocuğa bu gazları değil mi? Abla, ben ne yaptım ya? Ya geçen gün tutturmuş neden bizim evde garaj yok diye. Neymiş efendim? Bütün iyi şirketler hep garajda kurulurmuş. Garaj yokmuş, kömürlükte çalışacakmışım. Ya biriniz bana söyleyebilir mi? Hangi teknoloji devinin temelleri kömürlükte atıldı? Öyle deme çocuğum. Birçok dahinin temelleri de kömürlükte atıldı. Abla, abla bak. Ablacığım bak, beni dinle. Sen şu metaversi bir anlasan. Bir bizi dinlesen. Bak, orada bambaşka bir dünya var. Doğru. Belki de haklısın kardeşim. Haklıyım tabii. Dayı, sen kanma bu anneme. O her şeyi biliyor. Sence bir yerde bir ekonomi dönerdi, annemin ondan haberi olmaz mı? Tamam. Bu kadar gevezelik yeter. Hadi okula. Hadi okula mı? Birazcık daha baskı yaparsan dayım her şeyi anlatırım. Ne anlatacaksın oğlum? Boş boş konuşuyor işte. Dayı, annem metaverse ile ilgili her şeyi benden öğrendiği gibi gitti, bir de ev satın aldı. Ev mi satın aldı? Hayırlı olsun abla. Sağ ol kardeşim. Hayırlı olsun mu? Bir daha düşün istersen. Hangi evi satın aldı biliyor musun? Hani bu köydeki ev var ya, dedemin olan. Hani ikinizin de istediği. İşte onu. Hani o evde gözün yoktu? Babam sana versin evi diyordun bana. Evet, gözüm yok. Zaten ben sadece sanal dünyada satın aldım kardeşim. Sanal dünyanın malı sanal dünyada kalır. Öyle mi? Belli ki içinde kalmış ki gidip metaversen satın almışsın ama. Ne içimde kalacak ya? Babamın evi olduğunu öğrendiğin günden beri açım açım diye kendini acındırmasan ben haklarımdan vazgeçer miydim? Demek ki o evi bana sürekli kötülemen evin kötü olduğu için değil, benim evden vazgeçmem içinmiş. Onu da anladım ben, sağ ol. Tamam dayı anne, bir sakin, sakin olun. Sen karışma. Yahu hayatım boyunca sen küçük çocuksun diye annemler hep seni kayırdılar. Daha geçen seneye kadar ekmek almaya beni yolluyorlardı be. Ya sen benim hayatımı hep zindan ettin be. Sürekli yatağın altında öcü var, yatağın altında öcü var. 15 yaşıma kadar altıma işedim ben. İlk sevgilim beni altıma işediğim için benden ayrıldı. Sinemaya gittik. Altın foşur 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 demeye başladı. Kız çıktı gitti sinemadan. Foşur 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 demeye başladı. Hatırlatırım Necati Bey. Hoşlandığım bir çocuk vardı. Buluşmaya giderken annemler yanıma seni de kakaladılar. Sen ne yaptın? Ne yapmışım? Ben tuvalete gittiğimde ablam seni sevmiyor ama söyleyemiyor. O yüzden beni de yanında getirdi demedin mi? Bilmiyordum. Çocuktum, gençtim. Bilseydim öyle yapar mıydım? Oysa ben sana hep sahip çıktım. Abla, beni dövüyorlar dediğinde seni o pelesenklerin elinden gittim, ben aldım. Pelesenk ne be? Ya çocuğun yanında ağzımı bozdurma. Boz ağzını, boz.
Belli ki senin içinde zehir birikmiş. Akıt bana zehrini ya. Foseptik gibi düşün, akıt bana zehrini. Aa öyle mi? O zaman senin horlaman yüzünden iki mahalle değiştirdik be. Benim horlamam mı? Evet. Benim burnumda et vardı. İki köle et çıktı benim burnumdan. Ay! Ay aymış. Sen? Peki uyur gezerliğini ne yapacağız benim? Her gece 10 durak öteden topluyordum seni ben be. Evet uyur gezerim. Hem uyurum hem gezerim. İstediğim yerde de gezerim. Özgür bir kadınım ben. Göreceksin sen. Metaverse'e gireceğim. O evin komşu evini alacağım. Sürekli uğurlayacağım. Seni ne uyutacağım ne de gezdireceğim. Göreceksin. Hadi bakalım. Al. Al bakalım. Hadi bakalım. Ne hadi haliniz varsa görün be. Gel hadi görüşeceğiz şu anda. Gel. 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 Nerede? Nerede bu? Bu ne ya? İtfaiyeci. Ne yapıyor? Soyunuyor mu? Kardeşim hayır. Hayır ablam o benim. Hayır çek o hortumu istemiyoruz. Hayır çıkar ablam gözünü çıkar. Çıkar ablam gözünü çıkar. Ablam. Kardeşim. Bak şunu unutma. Biz birbirimize gireriz her zaman ama bir düşmanımız olduğunda böyle oluruz. Böyle oluruz. Böyle oluruz biz böyle. Böyle oluruz. Böyle oluruz. Böyle oluruz. Böyle oluruz biz işte. Benim canım ablam ya. Oh. Hala devam ediyor mu o mesele? Bağlıyor mu altını? Yok bağlamıyorum ama bazen arada kaçırıyorum böyle ip gibi akıyor. Pantolon deseni diye yutturmaya çalışıyorum millete. Neden böyle oldun Necati? Bizim koltuklarda da sızdırma var mı? Arada sizin koltukları da bıraktığım oluyor. Yerimi belirletmek için oraya bırakıyorum. Hani oraya oturayım sürekli diye. Oturduk mu biz o koltuklara Necati? Oturdun abla. Niye yaptın bunu Necati? Senin koltuklar süet değildi biliyorsun değil mi? Ben süet yaptım senin koltukları.